Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Zor bir ülkede yaşıyoruz. Keyiflerimizin yerinde olması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ama yine de sizin günlerinizin keyifli olmasını diliyorum. Bugün sizlerle video çekimi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Zira özellikle videoya yeni başlayan arkadaşlarımızın zorlandığı bazı konular, bazı ayarlar var. Bu konular hakkında bildiklerimi paylaşmak ve ipuçları vermek istiyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa hadi buyurun. Hatırlarsanız ekranda gördüğünüz videoda bir fotoğrafçının beyni nasıl çalışır sorusunu sormuş ve doğru pozlama algoritmasını birlikte çıkarmıştık. Benzer bir şeyi bugün video için yapalım istiyorum. Ama önce sizlerin önüne gelene kadar bir video için ne büyük emekler harcandığını bilmenizi istiyorum. Eğer içinizden geliyorsa destek olmak ve emeğe saygı babında abone olmanız, bildirimleri açmanız ve videoyu beğenmeniz beni çok mutlu edecektir. Şimdiden teşekkürler. Tekrar dönelim konumuza. Her şeyden önce videoyu ne amaçla çekeceğimiz sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Zira bu sorunun cevabı çok temel bir takım ayarlarımızı etkileyecek. Örneğin kısa film veya sinematik bir çalışma yapıyorsak saniyede 24 kare, televizyonlarda gösterilecek türde bir çalışma için saniyede 25 kare, YouTube gibi sosyal medyada gösterilecek bir çalışma için saniyede 30 kare veya çok detaylı bir belgesel, müzik klibi gibi bir şey çekiyorsak saniyede 60 kare video çekebiliriz. Sakın yanlış anlaşılmasın. 24 FPS çektiğimizde YouTube'da gösteremeyiz veya bir müzik klibini 30 FPS'te çekemeyiz gibi bir şey söylemiyorum. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hepsi birbirinin işini görür ve sadece videonun üzerinde yaratacağı etkiler bir parça fark eder. Çünkü bahsettiğimiz rakamlar bir saniyede izleyicinin gözünün önünden kaç kare geçeceğini ifade eder. Bu değer küçükse, yani 24, 25, 30 FPS gibi bir şeyse, kare içerisindeki hareketli objelerin hareketleri arasındaki geçiş etkisi bulanık olur. Bu daha doğal bir görünüm ortaya koyduğu için sinemacılar küçük FPS değerlerini tercih eder. Dijital keskinlik ve netliğin öne çıkarılması istenen videolarda ise bu değer daha büyük değerler olur. Yapacağınız çalışmayı düşünüp buna göre bir karar vermelisiniz. Örneğin ben bu videoyu YouTube için kullanacağımdan saniyede 30 kare, yani 30 FPS seçtim. Bu seçim otomatik olarak bizim perde hızımızı seçmemize de yardımcı olur. Perde hızını belirlerken seçtiğimiz FPS değerinin iki katını alırız ve bulduğumuz değeri paydada olacak şekilde perde hızını seçeriz. Yani ben bu videoyu 30 FPS'te çekiyorum demiştim. O halde iki katı 60. Bunu paydaya koyduğumda perde hızım 1 bölü 60 saniye olur. Artık perde hızım da belli. Diyafram konusu aslında fotoğraftaki seçimimizle tamamen aynı. Eğer alan derinliği dar olsun istiyorsak, yani videomuzun öznesi net, arka plan bulanık olsun istiyorsak, f1.4, f2.8, f3.5 gibi açık bir diyafram. Yok, kadraj içerisinde her yer net olsun istiyorsak, f11, f16 gibi kısık bir diyafram seçeriz. Sinematik çekimler genel anlamda daha açık diyaframlarla, ürün tanıtımı, müzik klibi gibi çekimlerse genel anlamda daha kısık diyaframla yapılır. Benim örneğimde ben f5.6 gibi orta bir diyaframla çekim yapmak istiyorum. Buna göre seçtim. Perde hızı belli, diyafram belli, artık sırada ISO değerini belirlemek var. Fotoğraftakinin aksine yüksek ISO'nun yaratacağı greni videoda çok fazla dert etmemek lazım. Zira tekil bir fotoğrafa bakar gibi izlemiyoruz videoyu. Akıp giden bir görüntü var ve gren çok belli olmaz genellikle. Bu noktadan hareketle ortam ışığınızın durumuna göre LCD ekran üzerinde ISO'yu yükselterek ışık ayarınızı yapabilirsiniz.
Bu noktada pozometrenin sıfır değerini göstermesini kullanmaktan ziyade LCD ekranda yaratmak istediğiniz ışık atmosferini referans almanızı öneririm. Yine bu noktada bir ek daha yapmam lazım, bir ek bilgi vermem lazım. Diyelim ki ben bu videoyu güneşli bir havada dışarıda yapmak istiyorum. Perde hızım hala 1/60. Yine alan derinliğini dar tutmak için diyaframımı da F2'ye kadar açmam gerekti. ISO'mu en düşük ISO'ya getirmeme rağmen ışık fazla gelebilir. Bu gibi durumlarda kurtarıcımız ND filtre olacaktır. ND filtreyi takıp ışığın yoğunluğunu düşürebilir ve istediğimiz çekimi yapabiliriz. Bu nedenle bir videocunun çantasında mutlaka bir ND filtre bulundurması benim önerimdir. Evet, geldiğimiz noktada videoyu pozlamak adına çekim değerlerimize karar verdik. Ancak işimiz burada bitmiyor. Birkaç karar daha vermek ve buna uygun ayarlar yapmak durumundayız. Bunlardan ilki videomuzu hangi boyutta çekeceğimiz. Günümüzde 6K, 8K gibi boyutlar da konuşulmasına rağmen pratikte en sık kullanılan iki boyut var. Bu 4K ve Full HD. 4K videolar 3840x2160 piksel genişliğinde daha çok veri içerdiği için daha kaliteli bir görüntü sunuyor ama bunun karşılığında da daha büyük yer kaplıyor. İzleyici ortamının da teknik olarak 4K videoyu oynatmaya uygun olması gerekiyor. Full HD'de ise 1920x1080 piksel genişliğinde bir boyuttan bahsediyoruz. Kalitede bir parça düşük ve video boyutlarında daha küçük sonuçlar üretiyor. Ben Full HD kullanıyorum. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bir diğer kararımız videonun en boy oranı. Video için 16'ya 9 oranı genel bir standart olmuş durumda. Bununla birlikte daha sinematik bazı oranlar da var. Örneğin 1.85'e 1 veya 2.39'a 1 gibi. Benim makinemde 17'ye 9 DCI olarak geçen bir oran var. Belki başka marka modellerde başka oranlarda olabilir. Ama ben bütün bunlara rağmen 16'ya 9 oranıyla çekiyorum. Siz yine dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bir başka kararımız videonun hangi kodek ve hangi dosya formatıyla kaydedileceğine karar vermek. Kodek konusunda H264 ve H265 seçenekleri var. H265 daha yeni ve daha kaliteli sonuçlar üretiyor. Bununla birlikte edit aşamasında H265 kodeki hızlı ve kesintisiz çözümlemek için güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Oysa H264 daha yaygın kullanılan ve hemen hemen her bilgisayarda editleyebileceğimiz bir kodek. Ben H264 kullanıyorum. Dosya formatı olarak da yaygın olarak kullanılan birkaç format var. Benim makinem MOV veya MP4 formatlarında kaydediyor. Ben dosya boyutları açısından daha ekonomik olan MP4 formatında kayıt yapıyorum. Yine siz bu ikisinden dilediğinize karar verebilirsiniz. Bunların ötesinde ekranda gördüğünüz videoda anlattığım birçok detay ayar mevcut. Dilerseniz bu videoyu da inceleyebilir ve o detaylara da teker teker girebilirsiniz. Ama en temel seviyede bu ayarları yaptığımızda artık video çekimine başlayacak durumdasınız demektir. Bu videonun devamı niteliğinde çekeceğim bir diğer bir bölümde de video çekerken kullanacağımız netlik sistemlerini anlatacağım. O videoyu da kaçırmamanızı şimdiden öneriyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş durumdayız. Umarım faydası olmuştur, umarım beğenmişsinizdir. Destek olmak adına abone olmanız, bildirimleri açmanız, beğenmeniz ve paylaşmanız beni motive edecek ve daha fazla konu ile karşınıza gelebileceğim. Şimdiden tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın ama en önemlisi sağlıklı kalın.